Arkadaşlar merhabalar. Biz de yetişemiyoruz artık bu haberlere. Sıla Türkoğlu ile ilgili yine bir iddia atıldı ortaya. Artık iddialara yetişemiyoruz desek daha doğru olur. Yani hem seyircileri hem sevenleri yetişemiyor. Hem de bizler haber yapmaktan yetişemiyoruz. Çok ilginç iddialar oluşuyor. İşte yok Star TV'de Duy Beni'ye. Bir bakıyorsunuz bir gün Star TV'de Duy Beni'ye girecek diyorlar. Bir gün bir bakıyorsunuz Gönül Dağı'na girecek diyorlar. Şimdi yeni bir haber paylaşıldı. Kardeşlerim dizisine girecek diye Sıla Türkoğlu kardeşlerim dizisine girecek diye bir iddia atıldı ortaya. Hatta araştırabilirsiniz Google'dan da. Rekortmen dizi kardeşlerime yeni sezon transferi geliyor diye bir başlık atıldı. Sosyal medyada kısa bir süre önce Emanet dizisi setinden apar topar kaçan oyuncu Sıla Türkoğlu yeni proje arayışına hiç gerek kalmadan dizisini buldu. Yapım şirketiyle mahkemelik olan Sıla Türkoğlu kardeşlerim dizisine geliyor. Yani öyle bir iddia atıyorlar ki ortaya. Hakikaten bazen inanmakta zorluk güçlük çekiyorum. Kendi şahsım adına söylüyorum bunu. Çünkü neden? Yapım şirketiyle mahkemelik olan bir insan yani hani mantıklı düşündüğünüzde hakikaten başka bir diziye girmesi için önünde bir engel olmaması lazım. Yani başka bir yapım şirketiyle bir engeli olmaması lazım. Arada bir sözleşmesi, bir anlaşması olmaması lazım ki yeniden sıfırdan başka bir diziye gireceği zaman o yapımcıyla sözleşme yapabilsin. Ama hani yapım şirketiyle mahkemeliksen başka bir diziye nasıl giriyorsun? Çok ilginç. Bunu bir türlü gerçekten bunu bir türlü anlam veremedim. Cumartesi akşamları ATV'de yayınlanıyor biliyorsunuz kardeşlerin dizisi. Yeni sezon hazırlıklarına da başlıyorlar yavaş yavaş. Bu sezon beklediği reytingleri alan dizi buna rağmen kan kaybı yaşadı. Kardeşlerim Kadir olarak bilinen Halit Özgür Sarı ilk giden oldu. Gözde Türker'in canlandırdığı harika karakteri de diziye veda ederek ayrılığı ileri sürülmüştü. Emanetten kaçan Sıla Türkoğlu kardeşlerim dizisine geliyor diyor. Yani diye işte başlık atılıyor şu an. Her yerde Süsen ve Ömer'in sonu geldi. Yeni sezonda ekrana gelecek olan kardeşlerim bu ayrılıklar sonrası oyuncu kadrosunu güçlendirme hazırlıklarına başladı. Tamam mantıklı yani sonuçta bir kayıp varsa o kaybı doldurmak lazım. Süsen rolüyle yeni sezonda kardeşlerim de olmayacak. Lizge Cömert'in yerine ise son günlerin en çok konuşulan oyuncu Sıla Türkoğlu geliyor. Yani Lizge Cömert'in yerine geliyormuş. Varsayım olarak diyelim şimdi Sıla Türkoğlu. Sıla Türkoğlu'nun kardeşlerin dizisine transfer olması hayranlarını da heyecanlandırmış. Ancak olası tepkiler de yok değil. Yiğit Koçak ile iyi bir uyum yakalayan Lizge Cömert'in yerini doldurma konusunda şüpheleri olan izleyici Sıla Türkoğlu'nun kardeşlerin dizisine gelmesine sıcak bakmamış. Kardeşlerim Süsen'in ayrılığını güçlü bir isimle doldurmak isteyen yapımcı ise Sıla Türkoğlu isminde karar kılmış. Süsen Ömer ile ilişkisinin diziyi götürdüğünü düşünen kardeşlerim yapımcıları bu iki ismi ayırmakla hata yapabilir. Yani doğal olarak her dizinin bir kendine ait karakteri var. Yani o diziyle birleşmiş, bütünleşmiş bir karakter var. Ve bu karakterler izleyicinin karşısında bir şey yaratıyor, bir profil yaratıyor. Şimdi Lizge Cömert iyi oyuncudur, kötü oyuncudur diye demiyorum ben bunu. Yani şimdi kardeşlerim dizisine siz alıp ne bileyim en iyi oyuncuyu getirseniz yani dünya ünlü bir oyuncuyu getirseniz atıyorum misal veriyorum örnek veriyorum Scarlett Johansson'ı getirdiniz. O diziye koydunuz. Yani dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Ama yine de mesela misal olarak Kardeşlerim dizisiyle özleşmeyebilir. Yani her dizinin dediğim gibi özleşmiş bir ismi var. Şimdi Sıla Türkoğlu girer girmesin o diziye. Girmez diye bir şey yok. Misal verelim girdi. Ya ilk zamanlar biraz şey olabilir, yadırganabilir ama sonra insanların gözü alışır. Bir de Sıla Türkoğlu o karakteri iyi taşıyabilirse daha çabuk insanların gözü alışır, daha çabuk insanlar hisseder onu, daha çabuk ısınır Sıla'nın o karakterine. Yani arkadaşlar bakacağız neler olacak, neler bitecek. Takip ediyoruz. Yine konunun takipçisiyiz, Emanet'in takipçisiyiz. Yanı sıra Gönül Dağı'nın da ara sıra çok ilginç haberleri olursa onları da
O diziyi de paylaşıyoruz biliyorsunuz. Halil İbrahim Ceyhan, onunla ilgili yine bir haber olursa paylaşıyoruz. Yani bu üç kalemin takipçisiyiz. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu ve Emanet dizisinde neler olacak, neler bitecek, kim girecek, kim çıkacak, daha fazla kan kaybı olacak mı? Hepsinin takibini ediyoruz. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Bir zahmet rica ediyorum.